Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var sevgili izleyenler. Fenerbahçe'nin otobüsü taşlandı. İzmir'de kafileyi taşıyan otobüsün camları kırıldı. Şu anda muhabir arkadaşımız o alanda. Birazdan görüntüleri de getireceğiz ekranlarınıza. Ahmet Selim Kula soralım. Önce herkes iyi mi onu soralım. Selim, sonra da neler yaşandığını. Evet, dinlemekten teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyelim. Tabii oyuncularda vesaire herhangi bir sıkıntı yok. Ama otobüsün stada yaklaştığı yaklaşık yani bir kilometre çapı etrafında Göztepe'li taraftarlardan bir saldırı gerçekleştirildi ve bir şişe otobüsün camına atıldı ve bir otobüsün bir camı kırıldı ve başka atılan maddeler de oldu ama sadece bir cam hasar aldı, bir camda kırık oluştu. Şunu belirtelim, dün havalimanına giderken otobüs otelden hareket ettiğinde, yani içi boşken de 15 kişilik bir grup otobüse saldırı gerçekleştirmişti. Yine orada emniyet güçlerinin müdahalesiyle bu saldırı bertaraf edilmişti ve otobüste herhangi bir hasar oluşmamıştı. Bu akşam da stada gelirken benzer bir saldırı gerçekleştirildi ve atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda bir cam kırıldı. Diğer camları da isabetler oldu ama tek bir cam kırıldı. Ve tabii ki camlar çok ekstra güvenlikli olduğu için futbolcular herhangi bir şekilde zarar görmedi. Ama dediğimiz gibi İzmir'de Fenerbahçe kafilesi Göztepe taraftarların saldırısına uğradı ve ama o sağ salim bir şekilde herhangi bir sıkıntı olmadan, herhangi bir futbolcu da herhangi bir emniyet görevlisinde bir sorun olmadan stada geldi. Şu anda da futbolcular zaten son ısınma hareketlerini gerçekleştiriyorlar. Biz de bütün detayları böylece aktarmış olduk.